Herkese selamlar dostlar. 24 ve 25 Ağustos iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Öncelikle güzel gelen mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. 23'üne video çekmedim. Neden video çekmedim? Kadroları beklemek istedim açıkçası. Kadrolarda ideal 11'ler çıktı. Biz kendimiz değerlendirdik katıl grubunda. Onu da göre Hatta direkt onu göstereyim ben size isterseniz. Katıl grubunda ben şöyle bir değerlendirme yaptım. Ekranda şöyle göstereyim. Ekranda dedim ki Trabzon maçında ilk golü Trabzon atar dedim. Zaten geldi şurada. Gol geldikten sonra atmışım buraya. West Ham maçında da KG var dedim. West Ham maçı oynanmadı. Bir kombine yaptık. 2 üzerinden, 2 üzerinden, 2 üzerinden oran. Şimdi Galatasaray maçının oranı belli oldu. Onunla devam edeceğim. Tek bir tane canlı verdim. O canlım da neydi? Sivas Spor'un deplasman gol atarıydı. Golden sonra ben etkili olacağını düşünüyordum. Ki Sivas'ta zaten penaltıdan atlıyor. Şu an Trabzon maçı da televizyonda açık izliyorum ben. Dakika hemen gözlüğümü takıp bakayım. Dakika 76. Zaten 3-4 dakika oldu gol atalı da. Bu da geldi. Ben katıl grubuna dediğim gibi kazanmak adına elimden gelen her şeyi yapıyorum burada. Burada asıl önemli olan bizim kazanmamız zaten. Ondan dolayı hem canlılara hem de kombinelere elimden geldiğine dikkat ediyorum. Maçlara geçtiğimiz zaman da 5 tane mücadelemiz var. O mücadeleler neler? Les United mücadelesi, Toxi mücadelesi, Young Boys, Ludogorets, PSV mücadelesi. Ondan önce ekranda gördüğünüz rapor niteliğinde arkadaşlar. Aa maşallah var diyelim. <laughs> Pardon. Şimdi maçlara baktığımız zaman da 22 Ağustos'un raporunu göstereyim size öncelikle. Feyenoord maçına handikap verdik. Dakika 87'de güzel bir gol attı 90'a. 2-0 kazandı. United'ın deplasman 1.5 üstü yattı. Çok güzel bir maçtı. Gelmesi mümkündü, gelmedi. Tottenham ilk golü geldi o başarıyla güzel bir tahmindi. Tottenham'da maçı kazandı zaten. Yüksek oran grubunda da bir çalışma yaptık ona, ona dair. Bandırma maçına ben Matsun'u 1 vermiştim. Katıl grubunda Matsun'u 1 verdim. Çünkü teknik adamların ben konuşmalarını dinledim. Ya yani ben dinlediğim için söylüyorum. Güzel maçtı. O yüzden o Matsun'u 1 olarak aldık onu. Burada KGS'i attı. Bayern maçının 4-5 golü geldi. Juventus maçının 4 e, deplasman 1.5 üstü geldi. Fenerbahçe'nin 3.5 altı geldi. Marti ile ertelendi. Real Madrid'in atacağı 2 gol geldi. Değerlendiren herkese tebrikler diliyorum. E, sizden isteğimi sadece yorumlara atacağınız like'lardır. Onun dışında göstermem gereken şöyle bir kombine var. Aynen kombine gelsin ekrana. 20 Ağustos'ta verdiğim YouTube kombini önerisi de Juventus maçına deplasman 1.5 üst verdim. Bakın Juventus maçı kazanamadı. Fakat biz kazandık burada 2 golüne girdik diye. Fenerbahçe'de 3.5 alt verdim. Yine 2.04 gibi orandan kazandık. Değerlendirenleri tebrik ediyorum arkadaşlar. Sizden isteğimi sadece videolara like atmanız. Yorum atarsanız da bir emeğine sağlık yazarsanız da ne mutlu bana. Ben burada sizleri kazandırmak için elimden geleni yapıyorum. Ha şöyle söyleyeyim. Gelebilir yatabilir iddiadır bu zaten. Tahmindir. Ben burada Hafta sonu saat 2'den bir başlıyorum. Gece saat 12 1'e kadar maç izliyorum burada. Yani 10-11 saat burada maç ekran başına kalkmadan maç izlemek kolay mı? Değil. Özellikle aynı anda 2 -3 maçı takip etmek isteyenler varsa isteyenler bir gün denesin mutlaka. Çok güzel kafası var gerçekten. <laughs> Onu da belirteyim. Kombin önerimiz burada. Tamamdır. Geçelim isterseniz maçlara. Şimdi ekranda Leicester United maçıyla başlayalım arkadaşlar. Les United ligde arkadaşlar oranı da düşmüş bakın. Moralim bozuldu şu an. Oranı gerçi bir, 27 oranı vardı. Oranı düşürmüş şerefsizler ya. Neyse devam edelim. Les United arkadaşlar bir moral bulmak isteyecektir diye düşünüyorum ben. Les United bu maçı kazanır. Nasıl kazanır? İki gol atarak kazanır. Les United Bielsa Arjantinli teknik adam zaten. Bir artık ligdeki Everton maçında çok iyi futbol sergiledi. ÇG almıştık. Hatta katıl grubunda 2-2 skor gelince 5. gol olmaz ve maç sonu 0 olarak da canlıdan değerlendirdik. Kazananla kazananlara tekrardan tebrikler. Les United'ın ben burada artık moral bulmak adına kazanmasını bekliyorum. kreveye baktığımız zaman zaten zaten alt liglerinin, vasat takımlarının bir tanesi gitsin kendi liginde biraz kazanmayı öğrensin, ondan sonra Les karşısına gitsin. Şöyle de bir durum var. Bu tip takımlar büyük takımlarla oynadığı zaman bir moralle, motivasyonla oynuyor. Fakat burada Les United'ın da bir morale ihtiyacı olduğu için ben burada Les United'ın en az 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum. Maç sonu 1.5 küs yaparsanız idealden değerlendirmiş olursunuz. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarıma bol şanslar diyerekten de geçeyim. Yine bir kupa maçından bir tane aldım. Stoke City mücadelesini aldım. Buna da direkt maç sonu biri yapıştırabilirsiniz diye düşünüyorum. Doncaster Stoke City Championship'e iyi başladı arkadaşlar. Oyunda 4 maçta 3 galibiyet, bir beraberlik aldı. Hatta 5 maç mı oynadı bunlar? 4 maç aynen 3 galibiyet, beraberlik aldı. Onlar formda. Doncaster'da bir at ligde, İngiltere 1. Lig'de onlar da maçlarda sadece oyunda 4 maçta sadece bir gol attı. Bir saniye. Trabzon maçına Yok. Out oldu. Penaltı verdi sandım yine. Doncaster'da birincilikti arkadaşlar. Ee, kendi liginde zaten Vasat takımı var. Ben burada Stock City'nin yedekleri çıkarsa bile kazanmasını bekliyorum. Onlar da bu kupada ilerlemek isteyecektir. Direkt <laughs> maç sonu biri alabilirsiniz diye düşünüyorum. Maç sonu biri direkt Stock City mücadelesinde sizlere öneriyorum. Fazla lafa söze gerek yok. Devam edelim. French varoş mücadelesi. Frenç Farmaç mücadelesinden önce hemen ekranda gördüğünüz katıl grubunda verdiğim canlıları görüyorsunuz arkadaşlar. 22 Ağustos katıl grubunda verdiğim sadece benim canlılarım. Benim dışında Çağrı ve Burak arkadaşlarımız da katıl grubunda canlı bahisler vermekte. Ben burada verdiğim canlı bahisleri sizlere rapor halinde götürüyorum. Dün çok fazla iyi değildi. İki tane kombine yaptık. Bir kombinemiz geldi. Bir kombinemiz yattı. Katıl ekstra kombinemiz yattı. Handikap. Ekranda gördüğünüz üzere burada zaten tam 10 tane sığdırabildim. Ama 12-13 tane olması lazım. Şöyle verdiğim canlı bahislerden göstereyim katıl grubundaki. Verdiğim canlı bahisler arkadaş burada Montpellier mücadelesiydi. İkinci goleviydi. Onun yenilmezliğiydi. Voleybol mücadelesi var. Bandırma maçına 2 bahis aldık. İkisi geldi. Yatanlara bakalım. United'ın ilk golü yattı. Fakat şurada yukarıda bir 45'ten ikinci golünü aldık. O geldi. Arsenal maçında deplasman 2.5 üst yattı. Onda da Lukaku'nun kaçırdığı net bir gol pozisyonu vardı. Direkten döndü. Onun dışında güzel canlı bahisler geçiriyoruz yani katıl grubunda. Sizleri de bekleriz. Katılmak isteyen arkadaşlarımız varsa katılabilirler. Tamamen sizin arzu ve isteklerine kalmış. Bu şanslar diyeyim. Hatta başka göstereceğim bir şey. Ha nasıl katılım katılırım diye sorarsanız da katılmanız gereken arkadaşlar gösteriyorum. Seviyeleri anlatayım sizlere hemen. Destek paketinde bir hizmetimiz yok. Sadece katılmak isteyenler burada destek vermek isteyenler gelebiliyor. Telegram grubu ana telegram grubuna girmek için buna. Telegram artı bir de yüksek oranların verildiği bir grubumuz var. Ona gelmek isteyenler için buna. Her şey dahil iletişim grubuna ise yüksek oynayan bahisçiler geliyor. Onlarda benim whatsapp numaram var. iletişim numaram var. Hem ona katılıyor hem gruplarımıza katılıyor yani hem de WhatsApp numaramdan özel olarak sorduğu bir maç olursa buna yüksek girilir mi girilmez bir şekilde ben yönlendirme yapıyorum. Ona da gelmek isteyenler zaten WhatsApp'tan yazıyor. Orada da güzel arkadaşlarımız var. Teşekkür ediyorum onlara da. Maçlara geçelim arkadaşlar. French Faroş maçıyla devam edeyim. Vay bu maç çok tehlikeli bir mücadele. Çünkü KG varını oran açmamışlar. Normalde bu maça kör, körler KG var oynar yani. Körler sağırlar mahalledeki deli. Bu maça KG var oynar geçer. Zor maç. Gerçekten zor maç. French Forge'un ben kendi evinde vereceğini düşünmüyorum açıkçası bu mücadeleyi. Ee, şöyle bir şey yapmak gerekirdi. O da çok riskli. İlk golüne mi girsek French Forge'un diyorum da yani Bayis çok riskli arkadaşlar bu mücadele. 2.5 üstün oranı bile yok. Yani üste gitsek alt olacak gibi herkes bir yüklenme yapıyor bu mücadele. Şöyle altlara baktığımız zaman da yani düzgün oran yok. Ben ne yapalım biliyor musun? Bu maça risk alalım. Ama risk alanlar alsın. Yani bu mücadeleyi ben kombinem almadım. Sadece risk alanlar değerlendirsin bu mücadeleyi. ilk kere bir buçuk altı yapıştırsın. İlk ilk kere bir buçuk altı. Ya bir, biraz doğaçlama oldu ama ya çok gol vaat ediyor ama ilk yarıdan biraz French Farouche'un şeyini bekliyorum. Anladınız mı? Biraz daha oyunu tutmasını bekliyorum. O sebepten dolayı burada ilk kere bir buçuk altını oranı da güzel. Bir elliye yakın oranı var. Ondan değerlendirmek isteyenler böyle değerlendirsin. Fakat burada asıl alınması gereken bahis KG o da ne riski karşılıyor ne başka bir şey yapıyor. Ondan o bahis de alınmaz. İsteyenler böyle girsin. Ben biraz e, anti tercih mi diyelim. Ters tercih yaptım bu mücadelede. Geçelim. Ludogorets ile Malmö mücadelesine. Bu mücadeleyi aldım. Ludogorets ilk maçta 2-0 mağlup oldu arkadaşlar. Fakat çok fazla pas oyununu yaptı yani oyunu tutmaya çalıştı. Üretken olamadılar. Malmö takımı da aynı şekilde kapanırsa çünkü ilk maçta gördüler ki biz kapandığımız zaman e, kapandığımız zaman Ludogorets üstüne gelemiyor dediler o hesap yani Ludogorets üstüne gelse bile savunmayı açamadı yani öyle söyleyeyim 2-0'ı zaten öyle yakaladı geride bıraktığı boşlukları Malmö değerlendirebilir burada çünkü Ludogorets 2-0 yenildi kendi evine mutlaka baskın futbol sergilemek isteyecektir o yüzden burada Ludogorets tarafındayım fakat şöyle yapacağım ben Malmö'nün atamayacağı iki gole girmek istiyorum. Tehlikeli takımdır. Bu da tehlikeli bahistir. Ama ben bu şekilde bahis almak istiyorum. 1.40 gibi orandan. Malmö kendi evinde skor avantajını yakalamışken 2-0 gibi skoru da korumak ister. En azından ya ilk gol erken yemezse mutlaka korumak isteyecektir. Bir tane atsa bile ondan sonra yine defans, önlemi, defans önlemini mutlaka alacaktır. Deplasman 1.5 altını sizlere öneriyorum. Değerlendirmek isteyenler bu maçı deplasman 1.5 alt şeklinde değerlendirebilirler. Kombinemede aldım. Diğer maçım PSV Benfica mücadelesi. PSV maçında da güzel bir değerlendirme yaptığımı düşünüyorum. PSV'yi nasıl izledik Hollanda'da kendi evinde? Kimle oynarsa oynasın baskın bir futbol sergiliyordu kendi evinde. Yine aynı şekilde kendi evinde ilk yarıdan kuracağı bir baskı oyunuyla burada Benfica'ya sahaya dar edecekti diye düşünüyorum. O yüzden burada değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız PSV'nin atacağı ilk golü değerlendirsin diye düşünüyorum ben. Onun da oranı 1.51 gibi oranı var. Benfica ne kadar iyi oynasa da ne kadar topu tutmuş olsa da yani bu maçta ben PSV takımının atacağı ilk golü değerlendirmek istiyorum. Çünkü kendi evinde baskılı bir futbol sergilemesini ve kendi evinde ne olursa olsun kimle oynarsa oynasın kendi evinde mutlaka baskılı oynayan hatta Hollanda'nın şampiyonu bile olabilir bu takım. O seviyede gözüm bir yandan Trabzon maçında dakika 90 +3, ondan böyle biraz sarsak anlatıyorum diye. Maç gerçekten çok tempolu bir mücadele geçiyor. Kısaca ben bunu da kombinem aldım. Malmö maçıyla kombinledim. PSV'nin atacağı ilk golü değerlendirdim. Taraf bahisini almadım. Bugünkü Trabzon maçı gibi ilk golünü aldım. Çekildim mesela. Direkt 15 dakikada geldi. Yine öyle bir bahis olabilir diye düşünüyorum ben. O yüzden ilk gol PSV tarafı diyerekten 1.50 bir, bir, bir gibi orandan idealden sizlere öneriyorum. Bol şanslar. Şimdi hallettik. 24'ü 25'ine geçelim. 25'inde arkadaşlar baktığımız zaman da Salzburg'la Brown Bay mücadelesi var. Salzburg ilk maçta muazzam bir performans gösterdi. Fakat e, ilk yarıdan galip gelemedi. Biz ilk yarı galibiyetini oynamıştık hatırlarsanız arkadaşlar. Fakat maçı çevirmesini bildi. 2-1 gibi bir skorla kazandı. Ben maçtaki istatistikleri size göstereyim. İsterseniz bir bakın. Şurada ekranda gördüğünüz üzere zaten Bronz Bay'ın kaleye bir tane isabetli şu var Onun dışında zaten maç genelinde Salzburg top vermedi. Salzburg'da o <laughs> bazı önemli oyuncularını sattıktan sonra o Salzburg değil yani anladınız siz. O eski güven veren Salzburg takımı değil. Fakat burada Salzburg takımı yine galip gelecekti diye düşünüyorum ben. İlk maçta Bronz Bay takımı çok kapandı ve oyun biraz goller geç geldi açıkçası. Salzburg tarafı yine ilk golü yemezse ve ben mutlaka baskı kurmasını bekliyorum. En az 2 gol atarak Salzburg takımının burada kazanması bence ideal olacaktır. Onun da oranına baktığımız zaman da 1.47 gibi oran var. Kombineme de aldım zaten 25 için kombineme. Değerlendirmek isteyenler Salzburg'un burada en az 2 gol atarak at alacağı galibiyeti değerlendirebilirler arkadaşlar. Oranı gayet güzel. 1.47 gibi oranla ideal değerlendirdim. Değerlendirmek isteyenler burada Salzburg'un atacağı 2 golü değerlendirebilir. Ki maçlarda zaten Salzburg çok fazla pozisyona giriyor. Hatta o geçen maçı da girdi aynı şekilde. Ee, o maçtan önce, önceki iki maç bahsetmiştim sizlere. 137 tane pozisyona girdi. Bakın sadece iki maçta. Yani çok fazla pozisyona giriyor. Değerlendirebilirse bu sefer iş yapar diye düşünüyorum. Erken gollerle maç sonu 2-1.5 yaparsanız değerlendirebilirsiniz. Zagreb ile Şerif mücadelesine bakalım. Bu maçta ben çok fazla gol beklemiyorum. Şöyle direkt tercihimi söyleyeyim alınmaz. Bu maça da aslında bu alınmaz ama değerlendirilir. Yani idealler oran yükseltmek isteyenler. Ben bu maçta 4 golün çıkacağını düşünmüyorum. Şerif takımı zaten ilk maçta 3 tane gol attı. Zag... Pardon. Zagreb takımı ne kadar baskın oynasa bile burada Şerif'in ben iyi bir şekilde kapanmasını bekleyerekten de 3.5 altında bir maç bekliyorum. 3.5 altında bir Zagreb galibiyeti denenir mi? Onu da deneyebilir. Hatta doğaçlama vereyim bunu Onun da oranı 1.81. Zagreb galip gelebilir. Fakat maçta 4 gol çıkmasını beklemiyorum. Çok ideal almak isteyenler direkt maç sonu 3.5-6. Ben oranı yüksek almak istiyorum diyen varsa da 3.5 altına bir yaparaktan da Zagreb'in burada 3.5 altındaki galibiyetini değerlendirebilirler diyerekten de geçiyorum. Bir sonraki mücadelem kombineme de aldığım mücadele. Zagreb mücadelesini almadım. Birazdan kombineyi ekranda göreceksiniz zaten. Shakhtar Monaco mücadelesi. Monaco bu sefer risk alacaktır deplasmanda. İlk maçta da sonlarda özellikle ilk yarıda ilk yarıdan sonra gol yedikten sonra diyeyim çok fazla etkili olmaya çalıştı rakip kalede. Fakat olamadı. Hafta içinde de baktığımız zaman Monaco'nun bu kadar iyi oynadığına bakmayın. Maçı çok kötü başladı gerçekten istatistik anlamında. Şaklar kendi evinde topu çok ayağına tutmak isteyecektir. Monaco üstüne geldikçe arkadaki bulduğu boşlukları değerlendirmek isteyecektir diye düşünüyorum ben. O yüzden arkadaşlar burada ben 2-3 gol tercihinde kalabileceğini düşünüyorum bu mücadelenin. Onun da sebebi şu şekilde. Şakların zaten son maçlarına baktığımız zaman da hepsinin genellikle 2-3 gol bandında bittiğini. Özellikle son Monaco maçı da 2-3 gol bandında bitmeye yakınken yani 1 golle bitti. Bu maçta bir 2-3 gol tercihi değerlendirebilir diye düşünüyorum. Onun da oranı 1.71 gibi. Oranı var. Kombineme de aldım. Hatta kombinem ekrana gelsin isterseniz. Geçelim. Kombinem ekrana gelsin arkadaşlar. E, 24-25 kombine. Aynen ekrana geldi şu an. Mal mücadelesi. Mal bölüm ben dediğim gibi 2 golünü beklemiyorum. Bu arada arkadaşlar videoya like atmayı kesinlikle unutmayın. Gerçekten bizler için önemli ve değerli olduğunu da belirteyim. Malmö mücadelesinin ben Malmö'nün iki gol atmasını beklemiyorum. Deplasmanda PSV mücadelesinde ilk golü PSV takımının atmasını bekliyorum. Bu şekilde bir değerlendirme yaparsanız güzel orandan değerlendirme yapmış olacaksınız. Yaklaşık 2-10, 2-0-5 gibi bir oranı var sanırım. Kendiniz de göreceksiniz zaten. 25'indeki maçlara baktığımız zaman da biraz daha yüksek ve biraz daha riskli olduğunu belirteyim burada. Sarbuzgun, Sazburgun burada en az 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum. Şaklar maçının da ben 2-3 gol bandında bitmesini bekliyorum. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilir. Hepsi gelebilir, hepsi yatabilir. Bol şanslar, görüşmek üzere.